Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu 10. sınıf fizik MEP tekrar testleri karma testi olacak, kitabımızda yer alan. Ben size konu anlatımlarında yardımcı olmaya çalışacağım. Daha detay isteyen arkadaşlarım MEP kazanım kavrama testlerine bakabilir, orada çok detaylı anlatıyorum. MEP yetkililerine çok teşekkür ederek birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir elektrik devreleri sorusu. Özdeş dirençlerle kurulu devredeki pil bir süre sonra bitmektedir. Kaderi bu, bitecek tabii ki. X, Y, Z noktalarını ampermetre veya voltmetre bağlanabiliyor. Pil diyor, bir takım durumlar vermiş. T1, T2, T3 sürelerinde sonra bitiyor. Buna göre süreler arasında ilişki nedir? Arkadaşlar hemen hatırlayalım. Öncelikle benim devreyi ne yapacağım? Bir tek dirençli, yani R eş değer dirençli temsil eden bir hale getireceğim. Voltmetrem var ve devrede akıp giden bir akımım var arkadaşlar. V eşittir I çarpı R. Sevgili arkadaşlar, bu formülde şuna dikkat edin. Üreticin var. Devrede bir R eş elde edersin. Dirençleri bir şekilde bağlayarak. Akım da sonuç olarak karşına çıkar. Ve arkadaşlar, bu devre elemanları senin üreticinden ne kadar çok akım çekerse süren o kadar az olur. Akım artarsa süren, T süren azalır. Daha çok akım çekiyor. Peki bunun yüksek olması nedir arkadaşlar? Voltmetren sabit değerin. Demek ki R eşin azmış. Demek ki R eşin, eş değer direncin az olursa ömründe az olur arkadaşlar. Bakacağım hemen, R eşleri bulacağım bu durumlara göre. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Birinci durum ne diyor? Sadece X noktasına ampermetre. Arkadaşlar ampermetre neydi? İç direnci arkadaşım yok gibiydi. Yani devreye bağladığımda bir tel gibi davranır. Telmişçesine davranır. Devreye herhangi bir katkısı yoktur. Sadece orada akıp giden akımı ölçer. Gelin şu arkadaşı bir değerlendirelim. Yani devre bu gördüğüm gibi olacak. Hepsi R, 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 R kadar olsun. Çünkü özdeş. Şu iki arkadaş birbirine paralel. 2R oldular. Şu arkadaş R, paraleller ve şurada yine bir R kadar değerin var. Sevgili arkadaşlar hemen şunu hesaplıyorum. 1 bölü R artı 1 bölü 2 R eşittir 1 bölü R. Buraya da AB noktaları diyelim. Güzel. AB arasında nedir? Şimdi toplayacağım. 2 bölü 2 yaptım, hemen paydaları eşitledim. 2 bölü 2. 3 bölü 2 R eşittir 1 bölü R AB. Yani R AB arkadaşlar. Birinci durum da diyebilirim ya. R şunlara şöyle diyelim. 1, 2, 3 ve dördüncü durumlar diyelim. R1'i şimdi buluyoruz. Hop ters çevirdim. 2R bölü 3 oldu. 2R bölü 3. Güzel. İkinci duruma bakalım arkadaşlar. X noktasına ampermetre. Güzel. Herhangi bir etkisi yok. Z noktasına voltmetre. Sevgili arkadaşlar geçmiş olsun. Voltmetre neydi? Buraya voltmetre bağlanır mı? Bir de tabii açıklama yapması lazım. Voltmetreyi şöyle koy diyor yani. Voltmetrenin iki tane ucu olur yani, değil mi? Bağlayacağım da uçları nereye olacak? Biz tabii anlıyoruz. Bir ucu buraya, bir ucu buraya. Arkadaşlar voltmetrenin de iç direnci çok yüksek olduğu için üzerinden akım geçirmiyor idi. Hop burayı devre dışı bırakıyor. Senin yeni oluşan durumun şu oluyor. Hop şöyle çizelim gözüksün o da. Burada R var. Şu R var. Arkasından diğer iki arkadaş gelir. R, R. Buradan akım geçmeyeceği için senin devren şu hale gelir arkadaşlar. Bu durumda da ne olur? R, R, R. R ikinci durumun 3R olur. Hepsi seri çünkü. Güzel. Kolay oldu bu. Üçüncü duruma bak. Sadece Y noktasına voltmetre. Eyvah eyvah, bu daha da kötü oldu. Arkadaşlar şurayı hemen bir temizleyelim. Şimdi sadece buraya Y'ye voltmetre bağlarsan az önce söylediğim sebeplerden ötürü üzerinden akım geçmeyeceği için şuradaki devre elemanları yok olur. Benim akımım gelir, hop şuradan geçer. Bu durumda nasıl olur? İki tane R hop seri bağlanmışçasına olur arkadaşlar. Şurada bir R, burada bir R, ne olur? 2R olur. Üçüncü durumda da arkadaşlar 2R kadar. Bak R'ler arasında bir ayrım yapabiliyorum, değerlendirme yapabileceğim. Dördüncü duruma geldim. X ve Y noktalarına ampermetre. X ve Y. Oh güzel, bu da kolay oldu. Neden arkadaşlar? Ampermetre bir tel gibi davranacaktı. Birinci durumda anlattığım gibi. Yine bu devreyi değerlendireceğim.
R4'te ne oldu arkadaşlar? Birinci durumla aynı oldu. 2R bölü 3 oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, görüyorum ki T1 ile T4 eşit. T1 eşittir T4. Aynı sürede bitecekler. En başta yaptığım yorumdan dolayı. Hemen sorunun başında yaptığım yorumu unutma. Bu durumda diğer tarafa geldiğimde, bakın arkadaşlar, en yüksek dirençte, direncin yüksek olursa akımın düşük olur. Akımın düşük olması demek üreticinin ömrünün artması demek. Yani T2 en fazladır. Hop. T3 de ikinci sırada gelir. T1 ve T4 en düşük dirençlere sahip olduğu için düşük direnç çok akım ister. Gel buraya der. Voltmetreyi üretici sömürür. Gel 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 der. Daha erken bitirir. T2, T3. 3 deyip 2 yazan bir hocanız var. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Birinci soruda D şıkkında görüyorum. Hadi 2 ile devam edelim arkadaşlar. Birinci soruda baya baya detay söylemeye çalıştım. Yüklü ve iletken X, Y, Z kürelerine bağlı iletken teller küçük bir lambanın metal kısmına dokunduğunda lamba kısa bir süre yanıyor. Ne var? Demek ki bir elektriksel durumlar var. Buna göre löp yargılarının hangisi? Kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Güzel. Lamba üzerindeki elektrik akımı oluşmuştur. Sevgili arkadaşlar, tabii ki oluşmuş ki bu arkadaş yanmış. Değil mi? Bir elektrik akımı olmuş. Bir elektrik geçmiş oradan. Elektrik akımı var. X ve Y diyor kürelerin elektriksel potansiyelleri farklıdır. Evet sevgili arkadaşlar, bir akım oluşabilmesi için, bir elektrik akımının olabilmesi için iki tel arasında potansiyel fark oluşması lazım. İşte biz potansiyel farkı V ile gösteriyoruz. Gerilim denir, potansiyel farkı denir, voltaj denir, hepsi aynı şeydir. Bir potansiyel fark olduğu için buradan elektrik devresi geçmiştir. X ve Y küreleri zıt cins yükle yüklüdür. Arkadaşlar bu durum olabilir. Ama kesinlikle doğru diyor. Aynı yük de olabilir. Hocam nasıl olur ya, bir artı bir eksi diyorduk. Sevgili arkadaşlar, benim için önemli olan potansiyel fark var. Küreleri hatırlayın, 9. sınıfta işlediğimiz. Bu arkadaş 2Q, bu arkadaş da 6Q'ydu. Ben bunları birbirine dokundurduğumda aralarında bir artı diyelim hatta. Artı 2Q, artı 6Q. Aralarında bir elektrik akımı oluyordu değil mi? Bir yük geçişi oluyordu. Aynı yük olsa dahi potansiyel farktır önemli olan. Eğer potansiyel farkın varsa, ki bak burada var. Potansiyel farkın varsa elektrik akımı oluşur. İlla da zıt yüklü olması gerekmez. 1 ve 2 diyorum. Güzelce anlattığımızı düşünerek 3 ile devam ediyorum. 3. soruda şöyle diyor. 0 derecede eşit miktarda sular özdeş XYZ kaplarında özdeş ısıtıcılar kullanarak farklı yerlerde ısıtılıyor. Güzel, ne kadar güzel. Kaplardaki suların kaynama için gereken süreleri XYZ olduğuna göre löp yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar buradan bir çıkarım yapalım. Şuraya çizelim. Sonra da şu durumları irdeleyelim. Şimdi temsilen çizelim. Hop, şurası dağ olsun, şurası su yüzeyi olsun. Suyumuz var. Hatta suyun da nasıl gösterildiğini göstereyim size. Hatta daha da ileriye gidiyorum, mühendis olan arkadaşlar. Sıfırdır arkadaşlar. Kotu sıfırdır, böyle gösterilir. Burası da dağ tepesi. Sevgili arkadaşlar, X kabı daha uzun sürede kaynıyormuş. Nerede daha uzun süre kaynardı? Alt yerlerde. Burada basıncın yüksek ya, rakımın düşük olduğu yerlerde daha geç kaynama noktası yüksek olur değil mi? Daha geç kaynar. En kolay da Z kaynadığına göre daha kısa sürede kaynamış arkadaşlar. Basıncın düşük olduğu yer. Y de aralarda bir yerlerde. Bak sonucu çıkardım. Buradan göreceğim. Çünkü rakım azaldıkça, yükseldikçe ya da dağın tepelerine çıktığında sevgili arkadaşım basınç azalır. Basınç azaldığı için de suyun kaynaması ya da sıvının kaynaması daha kolaylaşır. Okuyalım. X kabının bulunduğu ortamın rakımı en fazladır. Zaten çizdik. Büyük bir yalan. Yanlış. Çarpı. Bu X değil, çarpı. Z kabının bulunduğu ortamın açık hava basıncı en düşüktür. Z'nin bulunduğu açık hava basıncı aynen öyle. En yüksekte ise en düşük basınca sahipsin demektir. 3'ü okuyorum. Y kabında suyun kaynama sıcaklığı, Y kabında suyun kaynama, X kabındaki suyun kaynama sıcaklığından fazladır mı? Hayır, yanlış, tam tersi olacaktı. X'de en fazla, Y'de ortanca, en düşük ısıda da sevgili arkadaşlar sıcaklıkta Z'de kaynar. Bu da yanlış oldu. Yalnızca 2 dedik. Evet, yalnız 2 deyip 4. soruyu çağırdım. Evet, şimdi bak 4. soruda da sevgili arkadaşlar 1. soruda söylemeye çalıştığım şey var. Şöyle bir şey
Okuyalım tamam. Direnç ideal metre, voltmetre, gerilim kaynağı ulaşan elektrik değerlerinin voltmetre, ampermetre okunan değerler aşağıdaki gibidir. Bak voltmetre, ampermetre, gerilim kaynağı. Bir de potansiyel ve akımı göstermiş arkadaşlar. Buna göre grafikteki alfa açısını arttırmak için hangisi yapılabilir? Ya şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu grafik sanki bak potansiyel fark V eşittir I çarpı R. Buradan çıkartalım. Şu alfa açısı nedir arkadaşlar? Alfa açısı. Bak şurası P, V yani potansiyel V farkı. Şu arkadaş da akım değil mi? I, R nedir arkadaşlar? V bölü I'dir. Alfa yani burada bahsettiğin dirençmiş meğersem. Dirençten bahsediyor. Direnci arttırmak için ne yaparsın diyor. Onu söylüyor. Benim burada sana yapacağım uyarı şudur. Sanki burada direnç bir sonuçmuş gibi gösteriliyor. Oysa arkadaşlar bu yanılgıya düşmeyin. Elektrik devrelerini anlayabilmek için. V eşittir IR. Bu sabittir. Tamam kabul. Bu bir yasadır. Senin üreticin vardır. Üreticin değerini düşürüp alçaltabilirsin. Direncin de vardır arkadaşlar. Dirençleri bir şekilde bağlar. Bunu da değiştirebilirsin. Akım sonuçtur. Tamam, bunu unutma. Sonuçtur. Birinci soruda da anlatıyorum. Oradan görürsün. Yani anladım. R'yi soruyormuş. R'yi arttırmak için yani R eşi arttırmak için ne yapabilirim arkadaşlar? Cevabı direkt söylüyor zaten. Dirence seri başka bir direnç daha ekleyerek. Seri bir daha bir direnç eklersen ne olur? R eşin artar. Eş değer direncin artar. R eş artması demek zaten R eşin artmasını istiyordu. Doğru bu. Bunlar neden değilmiş onları söyleyelim. Gerilim kaynağının sağladığı potansiyel farkı azaltmak. İşte bak sevgili arkadaşlar V eşittir IR ya. Sen burada bu arkadaşı değiştirdikçe İ'yi değiştirirsin. R yine sabit kalıyor. Bu olmaz. Gerilim kaynağının yanına 1 ampermetre daha eklersen ne olur? TL TL eklemiş olursun. Hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü ampermetrenin iç direnci yok denecek kadar azdı. Bir tel gibi davranır ampermetre devreye seri bağlandığında. Dirence paralel başka bir direnç eklediğinde bak buraya bir direnç daha eklersen ne oluyor? Paralel bağladığında R eş düşüyor arkadaşlar. Eş değer direncin düşer. Artmak bir tarafa kalsın aksine. Gerilim kaynağının iki ucuna 1 voltmetre daha eklemek. Ölçtükçe ölçersin. Ölçersin de ölçersin. Başka bir hiçbir halta etmez. Dirence seri bağlarsan direnci arttırırsın ki buradaki alfa açısı arkadaşlar V bölü I yani V bölü A direnci temsil eder. 5 ile devam ediyorum arkadaşlar. 5 de diyor ki evet basınçla alakalı. İçinde bir miktar gaz bulunan balon içindeki sıvı bulunan U borusunun ucuna şekilde gibi takılıyor. Buna göre verilen ifadeler hangisi yanlıştır? Bakalım. Balonun içindeki hava basıncı açık hava basıncına eşittir. Arkadaşlar bu kısım açık. Bak burada açık hava basıncı var. Burada da burada da burada da hop şu yüzeyde de ne var? Açık hava basıncı var. Bak bu arkadaş denge. Eğer burası denge ise buradaki birbirleriyle eşitse bu arkadaş da P0 kadar olmalı. Aynı zamanda bunu arkadaşlar bak balonun içindeki gaz şu noktalar her noktada P gazdır. Yani P açık hava basıncı P gaza ki biz buna balonun içindeki hava basıncı diyelim birbirine eşittir. Açık hava basıncına eşittir. Doğrudur sevgili arkadaşlar. Açık olan kısımdan boruya aynı sıvıdan eklenirse balon giderek şişer. Şişer mi? Şişer arkadaşlar. Çünkü bak eklediğinde yine senin seviyen şöyle gösterelim. Hop. Şuradaydın değil mi? Hop balonun da buradaydı. Seviyenin artması icap eder. Seviye artar su eklediğinde. Yine dengede kalmaya çalıştığı için dengeye gelir. Bak ne olur buradaki hava sıkışır. Buradaki hava nereye gidecek arkadaşlar sıkışan hava? O balonu şişirmeye gidecek yani. Anlaştık. Balonu biraz daha şişir. Çünkü buradaki su seviyesi yukarı doğru çıkar. Doğrudur. Tıpa çıkarılıp bir miktar sıvı akışı sağlanırsa balonun hacmi azalır. Bak tıpayı çıkardığımda ne olur? Şu arkadaş ilk hali buradaydı. Tıpayı çıkartıp bu durumda da hop su seviyen azalır. Değil mi? Su seviyen şuraya gelir. Böylelikle buradaki hacim artar. Ne olur arkadaşlar? Balonun içindeki hava nereye doğru akar? Şurada boşalan kısma doğru akar. Hop balonun tabiri caizse büzüşür. Hacmi azalır. Hacmi azalır ilmi söylenişi.
büzüşür halk dili arasındaki söylenişi. Anne babayla ben öyle konuşurdum. Gerçi artık günümüz değişti. Onlara da hacmi azalır diyebilirsiniz. D. Açık olan kısımdan boruya aynı sıvıdan eklenirse sıvı seviyeleri eşit olur. Arkadaşlar hangisi? B ile hemen hemen aynı durumu söylüyor. Evet bak ikinciyi B'yi irdelerken onu da konuştuk. Eklerim sıvı seviyelerim eşit olur arkadaşlar. P0 P0'lar eşit olduğu için. E yanlışmış. Neden yanlışmış? Bir bakalım. Tıpa çıkarıp bir miktar sıvı akışı sağlanırsa balon içindeki gazın basıncı açık hava basıncından küçük olur demiş. Olmaz. Neden olmaz arkadaşlar? Dengeyi bulur. P0, P0 her zaman aynıdır. Çünkü balonun içinde başka bir ekstradan bir şeyler yaptığın yok. Dışarıdan müdahale yok. Olup biten yine borunun içerisinde eşit olurdu. Doğru cevap E. Yani yanlış. 6 nerede? Sayfanın arkasında tabii ki Şimşek Bey. Evet 6 şöyle diyor arkadaşlar. Çok klasik, çok meşhur bir deneydir arkadaşlar bu. Milletin ağzı açık kalarak izlemiş bunu. Alman bilim insanı Otto von Guericke 1654'te hem de bak düşünün. Vagdeburg kentinde yaptığı deney gösterisi resmedilmiştir. Bu gösteride havası tamamen boşaltılmış. Arkadaşlar havası tamamen boşaltılmış. Nasıl boşaltırsın? Bunları ucuca eklemiş. Yarım küreler bunlar. Şöyle hop bu da burada duruyor. Bunları birbirine yapıştırdığında ne olur? Dışarıdaki hava, içinde hava var ya, içinde hava kalır. Bunları bir şekilde çekiyor. Artık nasıl çekiyorsa bir pompa yardımıyla çekilir. Bütün basıncı çektin. Çekmeden önceki duruma bir bakalım arkadaşlar. Küreleri birleştirdin. İçinde hava var değil mi? Senin dışarıda bir açık hava basıncın var. İçeride de yine P0 bunlar birbirini dengeliyor. Sen şimdi bir çocuk bile bunu çekse çıkarılabilir. Ama işte bak az önceki balon örneğinde olduğu gibi bütün havayı çekersen arkadaşlar burada iç basıncın P gaz kaç olur? 0 olur. Çünkü hiçbir şey yok burada. Aman Allah'ım bu ne demek? Bu şu demek. Bak her yerden bir açık hava basıncı bastırıyor buna. İçeriden buna karşılık koyan hiçbir şey yok. Ve açık hava basıncı o kadar kuvvetli ki iki tane atı bağlamış ki o günler için en güçlü şey bugün yapsak arabayı yapardık. Atlarla çekiyor arkadaşlar ve ayrılmıyor. Neden ayrılmıyor? Açık hava basıncı kürenin tüm yüzeyine itme basıncı uyguladığı için. Güzel. Tamam bak bunu anlatıyor. Yarım küreleri birbirine sabitleyen başka bir aksam bulunmamaktadır. Yani bak arada yapıştırıcı yok, hiçbir şey yok. Bunları bir arada tutan dış hava basıncı. Sen bunu bu şekilde yine çıkarsan ya da çıkarmadan suyun dibine koysan bu sefer de suyun basıncı gelecek değil mi arkadaşlar? Su basıncı da bunları bir arada tutar. Fazla lafı uzatmadan soruya geçelim. Yarım kürenin ayrılmama nedeni açıklamak için yarım kürelerin iç ve dış yüzeylerini etki eden basıncın farklı olması. Aynen öyle. Değil mi? Bak ben teorik olarak neredeyse sıfır dedim. Hadi birazcık da hava kaldığını düşün. Azıcık var ama dış hava basıncı bundan yüksek olduğu için, farklı olduğu için arkadaşlar bunlar ayrılmıyor. Doğrudur. Atların uyguladığı kuvvet etki tepki kuvvet çifti olması. Yani olabilir. Bak bu burayı çekiyor, bu burayı çekiyor ama ya bunların ayrılmamasını açıklayan bir sebep değil arkadaşlar. Buradaki basınç farkı bundan ayrılmaması. Tutamaçlara bağlanan iplerdeki gerilmelerin eşit olması. Evet bu arkadaş bu kadar çekiyor. Bu arkadaş da bu kadar çekiyor. Eşit miktarda çekiyor ki sistem dengede. Eğer tabii bu daha hızlı çekerse sağa doğru giderler. Kahverengi at hızlı çekerse sola doğru giderler. Buna da zaten tam bir şey diyememekle birlikte eşit de olabilirler. Olmayabilirler ama bunun ayrılmamasını açıklayan bir sebep değildir. Açık hava basıncıdır sebep. 1'e A 6'ya da yalnız 1 dedip A'yı işaretledik. 7'ye geldik gene güzel bir basınç sorusu. Saf su içerisinde bırakılan özdeş küplerin alt üst yüzeylerini F1, F2, F3 gözüküyor zaten verilmiş. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili açıklama. Arkadaşlar şunu biliyorum değil mi? Basıncım H, D, G idi. Peki benim basınç kuvvetim neydi arkadaşlar? P çarpı A idi. Yani basınçla bunu çarpacağım, alanı çarpacağım. Hepsinin de alanları aynı olduğu için, çünkü özdeş küpler, hepsi alanları aynı olduğu için ben sadece HDG'ye, yani basınca bakarak da değerlendirme yapabilirim. Diyor ki en büyük kuvvet F4'tür. Evet F4 burada. Çünkü neden arkadaşlar? En derin yerde, buna H4 diyelim,
F4 bulunur. Yüzeyle çarptığımda, ki aynı yüzeylerle çarptığımda en büyük bu arkadaş olur. Buna doğru dedim. Yanlışı arıyorum. F3 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür. F3 F2'den büyüktür. Çünkü bak aralarında bir yükseklik farkı var. Doğrudur. F4 kuvveti küpün ağırlığından büyüktür. Allah Allah, öyle mi acaba? Arkadaşlar şu küpü çiziyorum. Bak şuraya gel. Şimdi F3 burada. F4 de burada. Hocam bunlar eşit olmalı çünkü bu arkadaş burada duruyor. Arkadaşlar bir de bu arkadaşın nesi var? Ağırlığı var. G var. Yani G artı F3 eşittir F4'tür. Bak buradan da G ne olur? F4 eksi F3 olur. Ki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Of, kaldırma kuvveti diyoruz. Ve ben bu durumda biliyorum değil mi? Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit. İşte şu yüzeyler arasında, senin kitabında da var bu zaten. Bu yüzeyler arasındaki kuvvetler, basınç kuvvetlerinin farkı sana kaldırma kuvvetini verir. F4 farkı F3, aynı durum F2 ile F1 arasında kaldırma kuvvetini verir. F4 küpün ağırlığından büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. G FK kadardır. F4 F3 artı G kadardır. Güzel. D'ye geldim. F2 ile F1 kuvvet arasındaki fark F4 ile F3 kuvvet arasındaki farka eşittir. Aynen eşittir. Çünkü bu şuralar özdeş küpler olduğu için aynıdır arkadaşlar. H kadar, H kadar. Aynı zamanda su, ikisi de askıda durumda. Kaldırma kuvvetleri, değil mi? Suyun kaldırma kuvvetleri bunlara iki durumda da eşittir arkadaşlar. Ağırlıkları kadardır zaten. G eşittir FK. Bunu da kabul ettim. Yanlış bulmuş. Neden yanlış? F4 ile F1 kuvvetleri arasındaki fark toplam kaldırma kuvvetine eşittir. Burada toplam kaldırma kuvveti ibaresi yanlış bana sorarsan. Şunu diyor, yani buradaki FK artı buradaki FK F4 ile F1 arasındaki fark kadardır. Yanlış. Neden arkadaşlar? Bak zaten F2 ile F3 arasında da bir fark var. Bana şöyle çizseydi, bak F1 burada, F2'yi de buraya çizseydi, şu söylemiş olduğu tabir doğru olabilirdi. Aynı seviyede olsaydı, evet, çünkü F2 ile F3 de birbirine eşit olduğu için F4 eksi F1 toplam buradaki FK artı buradaki FK kaldırma kuvvetlerine eşit olabilirdi. Ama yanlış diyoruz. 8 ile devam ediyor oraya. 8'de de bu sefer bir çizim hatasını söyleyeceğim. Ama da pimbirikli adam oldum ya. Her şeyi takar hale geldim arkadaşlar. Ama anlıyoruz tabii biz buralardan. Söyleyeceğim şimdi burada. Yandan görünüm şekilde gibi olan tabanında tahta parçası bulunan tahta dalga lehini su ile doldururlar ve bir cetvel yardımıyla tam orta hizadan doğrusal dalga alır. Arkadaşlar bu çizim sizi aldatabilir. Cetvel şu ucuyla böyle daldırılmıyor. Aslında cetvel şöyle duruyor. Yatay, böyle baya baya yatay. Suya değen kısmı şurası arkadaşlar. Hadi şuradan göstereyim. Şurasıyla değiyor. Bazı arkadaşlar şu ucuyla değiyor zannediyor. Ucuyla değerse nasıl oluşur? Hop. Dairesel dalgalar, noktasal olur. Şu yüzeyiyle dokundurursan arkadaşım, hop, hemen şuraya da çizelim hatta. Hop. Dalgalar nasıl olur? Sağa ve sola doğru giden dalgaların olur. Hop, soruyu zaten bu şekilde şeyde çözeceğiz. Yukarıdan dalga, çukur, tepe noktalarının çizimlerini yapalım. Sevgili arkadaşlar, neyse, buna göre iki uca doğru dalgalar için löp 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 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Temsilen çizelim. Arkadaşlar ilk başta bak frekansları eşit gider. Dalga boyları, özür diliyorum, frekans değişmez. Daha sonra bak derinlik artıyor, dalga boyu artarak gider. Peki sağda ne oluyor arkadaşlar? Derinlik bir anda artıyor. Hop, dalga boyun baya baya şöyle kocaman olur. Şurayı biraz küçülterek gideyim. Bak burada yine artıyor. Ayarını tutturamadım. Dalga boyun artarak gidiyor. Tamam, artarak gidiyor, artarak gidiyor. Ama burada çok hızlı bir şekilde artarak gidiyor sevgili arkadaşım. Tamam, güzel. Daha fazla bir dalga boyu oluşuyorsun. Tamam. Diyor ki dalga boyları giderek artar. Evet, zaten çizmeye çalıştım. Nedeni ne? Çünkü derinlik artıyor. Derinlik arttığında dalga boyum artardı sevgili arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Kap yüzeyine çarpma hızları farklıdır. Sevgili arkadaşlar hız neydi? Lambda çarpı frekanstı. F'ti. Cetvelle ilgili bir durumum yok. Değişen bir şey. Frekans sabit kalıyor. Arkadaşlar gördüm, dalga boyum artarsa benim hızım da artar. Dalga boylarım derinlikten dolayı arttı. Hızım da bundan dolayı artar. Burası daha derin olduğu için bu arkadaş buraya daha hızlı ulaşır.
ve hızı da çarpımı da fazladır. Kap yüzeyine ulaşma süreleri ikisini aynı anda değerlendirmişim. Hız artarsa süresi de farklı olur. Ulaşma süreleri farklıdır. Hızları da farklıdır arkadaşlar. Hepsine de doğru dedim. Şu çizimi de anladık değil mi? Bak burada da hemencecik artıyor. En büyük dalga boyu burada olur. En küçük de tam başlangıçta olur. Cetvelin de şu yüzeyinin çarptırıldığını unutmayınız. 9'da devam edelim arkadaşlar. 9 der ki, İç direnci önemsiz, üretici, ideal amperometre olarak ulaştığında elektrik verisinde 12, 6 ve 3 ohmluk görüyorum, bağlanıyor. Devre hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Öncelikle bir fahiş hatayı bir görelim arkadaşlar. Ampermetre, 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 ampermetre bütün iyi niyetiyle bağlanmış. Devreden geçen ampermetreler, akımlar ölçülecek. Ama bu voltmetrenin burada ne işi var Allah aşkına? Arkadaşlar, birinci soruda da konuştuk onu. Voltmetre seri bağlanmaz, paralel bağlanır. Seri bağlanırsa ne olur? Bu arkadaş devre dışı kalır. Bak tam da tabiri caizse devre dışı kalır. Devre dışı kalmak da buradan geliyor demek ki. Yani arkadaşın iç direnci yüksek olduğu için üzerinden akım geçmez arkadaşlar. Bu arkadaş 12 ohmluk direnç devre dışı kalır. Benim akımım buradan yola çıkar. Şuradan ikiye ayrılır. Hop şurada tekrar birleşir. Buraya gelir. Burada da AT'yi okursun. Burada da volt, bak voltmetre dedim böyle adam akıllı bağlanır. Paralel bağlanır. Sen buradaki üretecin potansiyel farkını ölçersin. Yanlışlar nelermiş? V1 ve V2 voltmetrede okunan değerler birbirine eşittir. Yanlıştır diyor ya. Allah Allah. Ne oldu? Ha güzel. Bak şunu devre dışı bıraktın ama sen ne oldun arkadaşım? Hop gel şuraya. Şu arkadaş devre dışı üzerinden geçmiyor. Bu voltmetre neyi ölçer arkadaşlar? Şu nokta ile bu nokta arasındaki potansiyel farkı. Bu nokta neresi? Bu nokta hatta indir şu noktadır. Çünkü bunlar paralel. Hop bu, şu noktada nedir? Bu arkadaşın üzerinden artık akım geçmeyecek. Devre tamamlanmayacak. Burasıdır. A ve B noktalarındakini ölçer. Arkadaşlar burası zaten senin devrenin voltajıdır. Öyle değil mi? Paraleli ölçüyorsun. Yine bak şurası hop A noktası hop burası B noktasıdır ki V1 ile V2 birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. Burada devre dışı olan direnç. Direnç devre dışı oluyor. Voltmetre şu uç ile bu uç arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Güzel. AY amperometresinde okunan değer AZ amperometresinde okunan değerin iki katı kadardır. Arkadaşlar şimdi bu arkadaş ikiye ayrılacak. Bak cüsselerine göre ayrılacak. Şimdi ana akımın var. Değil mi? Ana akımın burada ikiye ayrılacak. Neye göre ayrılacak arkadaşlar? Bir burada ayrılacak, bir de buraya ayrılacak. Paralel çünkü. Arkadaşların cüsselerine göre. Ve V eşittir I çarpı R idi değil mi? Bak 3 ohm, 6 ohm. Ve aynı V değerini verebilmek için şu arkadaş 2I kadarsa arkadaşlar buradan geçen de I kadar olur. 2 ile 3'ü çarp 6, 1 ile 6'yı çarp yine 6. Demek ki toplam akımın bak 2 ile 1 birleşti buradan da 3i kadar akar. Hop ana akımımız 3i kadarmış arkadaşlar. 3i, i ve i olarak 2i olarak 2'ye ayrılır ki evet AY'de okuduğum değil mi? Evet 2 katıdır dedi. Doğrudur. AT ampermetresinde okunan AT neredesin yavrucuğum? Buradasın. AZ ampermetresinde okunan değerin 3 katı kadardır. Evet bak 1i okudum, 3i okudum. Burada i var, burada 2i var, burada 3i var. Bu da doğrudur. Şimdi bu D ve E ışıklarına ayar oldum arkadaşlar. Şimdi böyle bir tabir olmaz bir kere. V2 voltmetresinde okunan değer, AX ampermetresinde okunan değerin 12 katı kadardır diyor. Zaten külliyen hata sevgili arkadaşlar. AX'de ne okursun hiçbir şey okuyamazsın. Buradan akım geçmez. Bu bir kere kocaman bir yanlış. Yanlışı tespit ettik. Şimdi aynı yanlışı bir yanlış daha var. E şıkkında da devam ediyor. Ona da değinmeden edemeyeceğim. Arkadaşlar bu volt okurken bu da amper okur ya. Aynı değer ne demek? Ne demek yani? Değer olarak aynısını okuyabilir diyebilirdi. Ama bak gel buradan da ona bir bakalım. V1'de neyi okuduk arkadaşlar? Senin buradaki voltajın ne? 2 çarpı 3 hop 6 volt kadar okursun değil mi? Bak burada 6 volt okursun. 2 çarpı 3'ten. Burada da 1 çarpı 6'dan 6 volt.
Buradan da 3 çarpı, demek ki bu arkadaş da 2 voltmuş. V eşittir 2 R, 6 voltmuş. Çünkü aynı 6 voltu okuyorsun ya. Eşdeğer direncin de zaten 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı yaparsan sevgili arkadaşım 2 ohm olur. R eşinde, R eşte 2 ohm kadardır. Onu da zaten görüyorsun. 2 çarpı 3, 6'yı verecek. Şimdi V1'de okuduğun 6 volt. AY'de okuduğun ne arkadaşım? 2 amper. 2 katı kadardır diyor. Yani 3 deseydi belki hani bir yorum yapardık ama zaten okuduğu biri volt, biri amper. Bence yanlış bir tabir. Ama D'deki çok bariz bir yanlış. D dedik. Hadi onu da öyle savuşturduk. Onunla devam edelim arkadaşlar. Tabir yanlış. Tamam, tabirimiz çok yanlış. Onunla devam ediyor. Çukur ve tümsek aynalarda kurulu sisteme gönderen I ışını çukur aynada yansıttıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Dönsün. Buna göre löp 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 ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Kesinlikle bir bakalım. Şimdi en kolay gözüme gözüken. Şimdi bu arkadaş gelmiş, gitmiş, buraya çarpmış, böyle bir yansımış. Sonra da çukura çarptıktan sonra olduğu yerden geri dönmüş. Buradan da hop geri dönüşüne devam etmiş. Güzel. Arkadaşlar en kolayım şu. Çukurda geldiği gibi gitmesi için nedir? Işığının doğrultusu merkezden geliyormuştur. Hop. Şurası çukur tümsek. Bu çukur olsun tümsek. Arkadaşlar şu nokta demek ki benim çukur aynamın merkez noktasıymış. Değil mi? Merkezden gelen ışın üzerinden dönüyordu. Güzel. Bak hemen ikinci değil de görelim. Çukur aynanın merkez uzaklığı A, B, C uzunluklarının toplamına eşittir. A, B, C toplamı merkez. Güzel. Seni güzel yakaladım. Onu hallettik. Bire bakalım. Tümsek aynanın odak uzaklığı C uzunluğundan fazladır. Arkadaşlar ben tümsek aynada ne biliyorum? Gel buraya. Hop. Bütün görüntülerim arkadaşlar, gelen ışınlarım sonsuzdayken odakta olur. Sonsuzla ayna arasındaysa odakla ayna arasında yer alır arkadaşlar. Cismin görüntüsü de olur. Bütün yansımalarında buradan olur. Bak bu arkadaş buradan gelmiş. Onu da nereden biliyorsun? Bak paralel gelse uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacaktı ya. Senin bundan sonra gelen, bak şöyle açılarla gelen herhangi bir ışının hop şöyle yansıyacaktır. Böyle geldi çünkü tümsek ayna ne yapıyordu arkadaşlar? Işını dağıtıyordu. Dağıtıyor. Bunun uzantısı nerede? Bak odakla hep ayna arasındadır. Yani bu arkadaş böyle geldi. Şurada yansıyorsa senin odak uzaklığın demek ki şuralarda bir yerlerde. F tümsek. Değil mi? F tümsek C'den daha fazladır. Evet, odak uzaklığı C'den fazladır. Neden olduğunu da kolaylıkla anladım. 3'e geldim bakıyorum arkadaşlar. 3 diyor ki A uzunluğu B uzunluğundan fazladır. Sevgili arkadaşlar burada böyle bir şey söyleme şansım yok. Neden yok? Çünkü bak senin çukur aynan burada da olabilir. Hop ışının böyle gelir buraya çarpar. Ama hocam o zaman üzerinden yansımayabilir. Sevgili arkadaşlar bak merkezin değişmiyor ki senin. Senin merkezin burada. Ha şöyle değişiyor. Hocam bunu buraya alırsan merkezde gelmez mi? Sen çukur aynayı şöyle daha kavisli yaparsın. Merkezi fazla olan değil mi? Böyle değil de kavisi daha fazla olan merkezi burada olur. Yine geldiği gibi yansıyabilir. Ya da daha böyle düşük R'li yaparsın. Merkezini küçültürsün. Burayı alırsın. A ile B arasında herhangi bir ilişki kuramazsın. Kesinlikle diye. Olabilir ama kesin değildir. B uzunluğu C uzunluğundan fazladır. Sevgili arkadaşlar şurada gösterdiğim sebepten dolayı bak gelen ışın her zaman F ile odak arası, odakla ayna arasında olacaktı ya. Sen yaklaştıkça senin görüntün ışının uzantısı da doğrultusu da aynaya çok çok yaklaşıyor. Ta ki senin cismin ya da ışının tam dibine geldiğinde bu eşitlikler eşit olur arkadaşlar, uzunluklar. Yani B C'den her zaman fazladır sevgili arkadaşlar. Tümsek aynanın görüntüden de anlayabilirsin değil mi? Bütün görüntüler burada yer alıyor. Her zaman daha aynaya yakındır. Evet 1, 2, 4 dedik arkadaşlar. 11 ile devam ediyorum. En sevdiğimiz konularda. Ya bunun şıkkında bir yanlışlık var ama hadi bir bakalım. Aynı boydaki XYZ ince kenarlı merceğin önünde şekilde gibi yerleştiriliyor. Buna göre cisimlerin mercekte oluşan görüntünün boylar arasındaki ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar burada bende çok da güzel. Bak bildiğin matematik yapacağız. Benzerlik oranları yapacağız. Ama hep de özel durumları vermiş.
Bir kere merkezdeki nerede yer alıyordu arkadaşlar? Ben size buraya da ayrıca çizmişim tam da uzaklıklarını. Bak burası F, burası M, burası da 3F'ye kadar. Arkadaşlar merkezdeki çukur aynalarda da olduğu gibi merkezde yer alacak. Yani merkezde yer alıyor. Onu da göstereyim bak nasıl olduğunu. Işını gönderdim. Kırılma nasıl olacaktı arkadaşlar? Odaktan geçecek şekilde olacaktı. Kırıldı. Çok güzel. İkinci bir ışın gönderiyorum. Y'den gönderiyorum arkadaşlar. Merkezden. Hop şuradan gidiyor. Gitti gitti gitti. İşte burada. Sevgili arkadaşlar bak şurayı indir. Tam burada kesişirler. Bak bunu matematiksel olarak sana ispat edeyim mi? Benzerlikten. Evet hocam. Bak şu uzunluk ne kadar? Bunların her birine de A kadar de A'da. 3A kadar değil mi? Bak 1, 2, 3A. Burada da pardon M'ye bakıyorum. 2A kadar. Bak tam 2A kadar. Şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Eşit hocam. Benzerlik 90 derece 90 derece boylar eşit. Bildiğin şu üçgenle şu üçgen aynıdır arkadaşlar. O yüzden şu mesafeyle H kadarsa bu mesafede H kadar olur. Yani HY eşittir H kadar olur. Hepsine de H diyeceğim oradan yürüyeceğim. Tamam güzel. Özel ışınlar dedim. Hatta ben sana işte ispat edeceğim şeyini de. Bak 3F'tekine gel. 3F'teki 1,5F'te oluyordu biliyorsunuz değil mi? Neden oluyormuş gelin bakalım. Bak yine buradan ışını gönderdim paralel. Hop odaktan yansıdı. Şimdi arkadaşlar merkeze gönder. Optik merkeze. Optik merkeze gönderdim. Hop bak arkadaş çakıştı buraya çakıştı. Ben bunu biliyorum zaten. 3F'te cismim 1,5F'te. 1,5F'te. Cismin boyu H ise görüntünün boyu da ne kadar oluyordu arkadaşlar? H bölü 2 kadar oluyordu. HX de H bölü 2 kadar olur. Bak bunu da matematiksel olarak yine ispatlayalım benzerlikten. Sevgili arkadaşlar burası 3 birim. Bak burası 1,5 birim. Yarısı değil mi? Benzer üçgenler yine şuradaki açıların eşitliğinden. H kadar H bölü 2 kadar. 1'e 2 benzerlik oranı var. 1'e 2. Kum saati. Kum saati değil de işte Thales. Şöyle bir şimdi şu daha güzel oldu. Şurası 3 F. Şurası 1,5 F. 1'e 2 oranı var. Eşit açılar eşit açılar. H kadar H bölü 2 kadar. 1'e 2 benzerlik oranı. İşte bu yüzden. Buna da H bölü 2 dedim. Sevgili arkadaşlar hemen şurayı temizleyelim de şu arkadaşı da size güzelce göstereyim. Onun da çok güzel çizimi var çünkü. Ay güzel şeyleri de kaybettim ya burada. F noktamı kaybettim iyi mi? Neyse. Burada da arkadaşlar hop gönderdim paralel. F'ten yansıyacak şekilde yolladım arkadaşı. Evet. Şimdi merkezden yolladığımda merkeze yolladım. Optik merkeze. Sevgili arkadaşlar bak bu iki ışın asla ve asla ne olmuyor? Çakışamıyorlar arkada. Nerede çakışırlar? Tak tak tak. Şu uzantıları çakışır. O da nerede olur arkadaşlar? F'te. F bölü 2'den gönderdiğin F'te yer alır. Buradaki boyun H ise buradaki boyun da 2H kadardır. Yani buradaki görüntün de arkadaşım 2H kadardır. Onu da yazalım. H, Z değil mi? Z de 2H kadar oldu. Bu durumda ne olur arkadaşlar? Z en büyük. H, Z en büyük. Arkasından H'ye gelir. En sonunda H, X olur. Z, Y, X olur. Bunu işaretlersin. Cevap anahtarı B demiş. Yanlışlık olmuş sanırım arkadaşlar. Çok açık ve seçik burada. Ki emin olmak için ben sana bütün matematiksel olarak da gösterdim. 12 ile devam edelim. Kullanım amacına yerine göre ampuller hayatta tararı. Tabloda 3 çeşit lamba verilmiştir. Şimdi arkadaşlar şu mercek sorusundan sonra bu çok manidar olmuş. Üzerime alındım. Neden üzerine alındım? Yazılar o kadar küçük ki ben okuyamıyorum. Benim sizler kadar hassas güzel gözlerim yok ne yazık ki. Sizler görebiliyorsunuzdur. O yüzden buraya 60 watt, 13 watt, 9 watt diye yazdım arkadaşlar. Okuyalım. Buna göre ampullerle ilgili löp 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 yargılarından hangileri, yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Gördüğünüz üzere uyduruyorum okuyamıyorum da. Tasarruflu ampul en parlak yanandır. Arkadaşlar adına tasarruflu ampul demiş. Hani hasbelkader de okuyoruz zaten canım. Görüyorum bunu. En azından tahmin ediyorum. Tasarruflu ampul burası. Arkadaşlar en parlak diyor. Neyine bakıyorum?
Hop, lümen değerine bakıyorum. Işık akısının değeri neydi arkadaşlar? Lümendi. Lümen değerlerine baktığımda bak 710, 823, 800. En parlak bu yanar. Doğrudur. O yüzden en parlak yanar. 2'yi okuyoruz. Arkadaşlar 2'de ne diyor? Kullanılan güç ile ampul ömrü ters orantılıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu birinci soruda da söyledim. Diğer sorularda da söyledim. Akımı çok güçlü olan arkadaşlar çok akım talep eder. Çok akım harcadığı için de erken tükenir arkadaşlar. Ömrü ters orantılıdır. Çok güç kullananın ömrü de az olur ki ben bunu tablodan da görüyorum arkadaşın. Çünkü bak çok güç alan erken bitiyor. Fiyatı 3 lira. Ömrüne bak 100 bin saat değil mi? Saat mi? 1000 saat. 1000 saat yanıyor. Bu arkadaş 25 bin saat. Bunun 25 katı. Tablodan bile okursun. Zaten bunu sen teorik olarak biliyorsun. Tablodan da okumak çok açık ve seçik gözüküyor. Elektrik enerjisini en az üreten LED ampuldür. Evet arkadaşlar sen bunu genel kültür bilgisi olarak da bilirsin. Artık trafik lambaları da LED lambalardan oluşuyor. Çok küçük akım. Bak işte yine akıma geldik. Çok küçük akımlar çektiği için arkadaşlar ömürleri kendilerinin ömürleri de çok olur. Daha az akım talep ettikleri için daha düşük voltajlarda, daha düşük potansiyel farklarda da gerilimlerle de çalışırlar. Mesela güneş enerjileriyle de çok kolay çalışılabilir bunlarla. Evet, en az bu tüketir 1, 2, 3 dedik. Sen bunları dediğim gibi tablosuz da biliyorsun ama sana vatandaş zaten bir broşür vermiş. Broşür yardımıyla da kolaylıkla okuyorsun. 13 neredesin? Buyursunlar 13. 13. soruda şöyle der sevgili arkadaşlar. Evet, tümsek aynada gönderen ı ışığının izlediği yol. Bu şekilde asal eksen üzerinde duran cismin görüntüsüyle ilgili löblöblöb yargılanan hangileri doğrudur? Noktalar eşit uzaklıktadır demiş. Yani eşittir demiş birbirlerine. Arkadaşlar bakıyorum sanaldır demiş. Sevgili arkadaşlar tümsek aynaların bütün görüntüleri nasıldır? Sanaldır. Hatta sana onu şeyi de göstereyim. Şöyle bir videom da var ayrıca benim. Şöyle hazırlamış oldum. Tümsek küresel aynalarda görüntü diye. Bak tümsek aynalarda arkadaşlar görüntü her zaman arkadadır. Düzdür, küçüktür ve sanaldır. Tamam. Bu videomu da izleyeyim. Belki hatırlatırsanız şuraya da linkini koyarım. Evet arkadaşlar sanaldır. Kendisinden büyüktür. Yanlış, daha küçük olacaktı. YT arasındadır demiş. Sevgili arkadaşlar YT neredesin? Ha şuradadır demiş. Bak bunu da nereden anlıyorum? Şu arkadaşın tabii görüntüsü. Bak ışın gelmiş. Uzantısı buradan geçmiş. Ha bak 1'e 2. 1'e 2 oranı varsa burası nedir arkadaşlar? Burası F bölü 2'dir. Burası da F uzaklığıdır. Bu noktan senin tam da F noktanmış arkadaşlar. Çünkü F'den gelen uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde yansırdı. Şu arkadaş odağın dışında. Odağın dışındaysa da hop gelen ışın yine odakla nerede olacaktı arkadaşlar? Odakla ayna arasında olacak. Bütün tümsek aynaları da hop gel buraya. Tüm tümsek aynalarda görüntün odakla ayna arasında olur. Sadece burada olur. Uzaktan geldikçe boyun büyür. Arkadaşlar odağımı nereden bileceğim? Bak buradan odağı çıkardım. Odaktan gelmiş ki F bölü 2'den uzantısı, doğrultusu geçecek şekilde yansımış. Yani 2 birim, bak 2 birim şu arkadaşın odak noktası Y noktasıymış. Yani odakla aynı arası, yani Y ile T arasındadır. Hop, X ile Y arasında demiş. Zaten Y ile T arasında olduğunu buldum. 1, 3 diyoruz buna da. 13'e de B deyip 14 ile devam ediyorum. Görselde iletken anahtar reosta şekilde gibi oluşturulur. Düzenli anahtar kapatıldığında löp löp olaylarından hangileri gerçekleşir? Bakalım. Diyor ki arkadaşlar ampermetreden akım geçmeye başlar. Vallahi bak iki tane pilin var. Artı ucu, eksi ucu, artı ucu, eksi ucu. Nasıl bağlanmış sevgili arkadaşlar bunlar? Seri bağlanmış. Değil mi? Seri bağlandıkları için bir potansiyel fark oluşur. Devreyi kapattığımda hop anahtarı kapattığımda devreden akım geçmeye başlar. Pusulanın iğnesinin ne ucu saat ekseni yönünde sapar. Arkadaşlar akım ne yöndeydi? Artıdan eksiye bak. Artı burada, eksi burada. Burası artı ucun, burası eksi ucun. Artıdan eksiye doğru kabul ederiz biz akımı.
burada. Ve ne yaparım? Sağ el kuralı. Hop. Akım buradan geçti. Bak akım böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Baş parmağımı bu yöne koyarım. Çeviririm. Bak nereye doğru gidiyor? Şuraya doğru. Şöyle gitmesi lazım. Şöyle çevirdiğimde. Sola doğru gelmesi lazım. Saat ekseni lafı da ne demek? Saat yönünde deseydi daha doğru bir tabir olurdu arkadaşlar. Ne ucu saat ekseninin saat yönünde değil tersinde sapma deseydi doğru diyebilirdi. R olsa ok yönünde hareket ettirilirse yani bu yönde. Arkadaşlar dikkat bu yönde ok yönünde olursa ne oluyor? R değerin düşüyor. Direncin düşüyor değil mi? Bak daha düşük direnç. Ettirilirse telin çevresinde manyetik alan artar. Arkadaşlar V eşittir I çarpı R'ydi değil mi? V eşittir I çarpı R. Sen ne yapıyorsun? Bak voltajın sabit belli. R'yi düşürürsen aynı sabit değeri elde etmek için ne olur? Akımın artar. Akımın artması buradaki manyetik alanı da arttırır tabii ki. Hop 1-3. Neredesin? C şıkkındasın. 15 gelsinler bakalım. 15 nerede ya 15? Allah Allah. Kağıtları nereye attım ben? 15. Ha arkadaymış ya. Ne arıyorum ben? 15 arkada. Görseldeki uçak otomobil harekete geçerken. Arkadaşlar ben bunu aslında göremedim. Gözlerim yine şeyden sarı sarı çizmişler. Ben sizin için görünür hale getirdim. Umarım videoda gözüküyordur. Evet kameradan gözüküyor. Diyor ki buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Otomobilin harekete geçerken çıkardığı ses daha incedir. Sevgili arkadaşlar sesin inceliği neyle alakalıydı? Frekansla. Frekansı yüksek olanın sesi ne olurdu? Tiz olurdu. Tiz olurdu, ince olurdu. Daha incedir. Evet otomobilin ince. Nereden anladın frekansının fazla olduğunu? Baksana böyle 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 gidiyor. Bu arkadaş hop yayılarak. Frekansı az ama neyi fazla? Dalga boyu enerjisi. Bakalım. Uçağın havalanırken çıkardığı sesin şiddeti daha fazla. Arkadaşlar şiddet enerjiyle alakalıdır. Yüksek buradaki şu yükseklik lafıyla da şey yapmayalım. Genlikle alakalıdır. Gürlük de bununla alakalıdır arkadaşlar. Gürlük bir arkadaşım da uyarmış zaten. Enerjiden yüksek olduğunu işte arkadaşlar şuradaki genlikten anlıyorum. Enerji durumuna sizde çok durulmuyor 10. sınıflarda ama aklınızda da olsun arkadaşlar. Ne kadar genliği yüksekse o kadar enerjisi yüksektir. Daha güçlüdür, daha şiddetlidir denir. Doğrudur arkadaşlar. Buna da bunu söyledim. 3'e geldiğimde otomobil harekete geçerken çıkardığı sesin yüksekliği. Bak burada işte tabirler biraz şey. Seni kandırabilmek için. Yani normalde daha yüksek ses duyuyorsun dersin değil mi? Halk arasında öyle dersin. Uçaktan daha yüksek ses gelir. Ama arkadaşlar yükseklik yine frekansla alakalı bir durumdur. Frekansının yüksek olması sesin de yüksekliği anlamına gelir ki burada frekansı yüksek olan kim arkadaşlar? Otomobil. Otomobilin harekete geçen yüksekliği daha fazladır dersin. Yani fiziksel tabir olarak bu yanlış. Yani çok da desteklemiyorum ben böyle şeyleri. Yani burada minnak ayrıntılarla öğrencinin kafasının karıştırılması da çok da şey değil. Yani bunu bilsen ne bilmesen ne açıkçası sesin. Ama bilmekte de fayda var arkadaşlar fiziksel tabirlerle. Mesela ısı sıcaklık arasındaki farkı bileceksin. O çok daha önemli. Ya da hız, sürat. Bunlar çok önemli. Ama artık burada sesin yüksekliğiymiş falan filan bu kadar da ayrıntıya girmemek lazım diye düşünüyorum. Yükseklik, sesin yüksekliği daha doğrusu. Sesin yüksekliği frekansla ilgilidir arkadaşlar. Ne kadar yüksek, o kadar yüksek. 16 ile devam ediyorum. XZ optik dırırıt hızlı yollar şekilde gibidir. Buna göre otak uzaklığı FX, FY aralarındaki ilişki nedir diyor arkadaşlar. Bir bakalım neymiş acaba. Ha, bak en kolayından gelelim. Şimdi bu ışın buradan yola çıkmış, gelmiş, gitmiş. Sonra kendi üzerinden geri dönmüş. Nereden anladım? Oklardan anladım. Bak sonra da kendi üzerinden. Arkadaşlar çukur oynada gelen ışın ne zaman kendi üzerinden yayılıyordu? Merkezden geldiyse. Burası merkezse bu arkadaşın odağı da burasıdır. Bütün bu uzaklıklara da A diyorum tamam mı? A kadar bu uzaklıklar. Demek ki FZ ne kadar arkadaşlar? A kadar. Merkezim 2A ise odağım da merkezin tam yarısında A kadar. Güzel. Şimdi geldim ince kenarlıya. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş buradan gelmiş, buradan yansımış, buradan gelmiş, buradan yansımış. Ne zaman oluyordu sevgili arkadaşlar? 2F'den gelen değil mi? Burası 2F kadarmış.
İki F'den gelen iki F'den kırılarak gider. Yansımış lafı yanlış. İki F'den gelip iki F'den gitmiş. Demek ki bu arkadaşın iki tane FY'si 1, 2, 3 tane A'ya denk. Demek ki FY ne kadar arkadaşlar? 3 bölü 2 A. Yani 1,5 tane A. Y ile Z arasında hemen bir ilişki buldum. İsteyen şıkları eleyebilir. Bir diğer şeyim de arkadaşlar, paralel gelen nereden yansıyacaktı sevgili arkadaşlar? Uzantısı yansıyacak diyorum, yine yanlış tabir. Kırılacaktı. Uzantısı, doğrultusu odaktan geçecek şekilde. Odaktan gelen paralel, paralel gelen de arkadaşlar doğrultusu odaktan geçecek şekilde kırılır. Fx'i de buldum. Fx de arkadaşlar bir tane birbirimmiş, A kadarmış. Neyi buldum? Z ile X birbirine eşit ama Fy ikisini de dövdü. Ondan yani yanlış tabir daha fazlaymış. Neredesin? Evet, C şıkkındasın. Değil mi? Fy X'ten de Z'den de büyük. Çünkü bu arkadaşlar A kadar. Güzel çözdük. 17 ile devam. Denizde yüzen bir kişi denizin yüzeyinde bulunan içi boş peçeyi deniz seviyesinden daha derinlere götürünce amacı neydi acaba? Deney mi yapmaktı acaba? Ki görmeyelim değil mi arkadaşlar? Hiç hoş bir durum değil yani. Denize atıyorlar bu tür şeyleri. Gerçi hayat da kurtarabilir ha değil mi? Şeye düştün, böyle bir peçeyi bulsan ne yaparsın? İçindeki suyu boşaltırsın, kapatırsın, kendine bir şişme bot elde edebilirsin yani. Hayat da kurtarır. Şişenin şeklinin bozulduğunu ve büzülmeye uğradığını görüyor. Demek ki vatandaşı taşıyamamış, derinlere kadar götürmüş. Burada bulmuş, şurası da denizaltı olsun. Arkadaş buraya kadar getirmiş şeyi. Pet şişeyi elinde. Hop. Ne olur arkadaşlar? Bak, derinlere indikçe basınç artar. Basınç artınca da pat pat pat. Ne olur? Daha da büzüşür elindeki şey. Okuyalım. Peşin içi ve dışındaki basınç farkı oluşması. Evet. Bak, dış içerideyken şimdi dışarıda duruyorsun. Şurada pet şişen su yüzeyinde. Dışarıdan bir P0 var. İçeriden de P0 var ki şeklini koruyor arkadaşlar. Eşit basınçlar var. Yere indikçe ne oluyor? P0'a bir de işte bu HDG ekleniyor. Değil mi? Bu basınç da ekleniyor. Buradaki basınç arkadaşlar P0 artı P0 kadar oluyor. Basınç artıyor. P0'ı yeniyor. Arkadaş büzüşüyor. Evet, doğrudur. Derinlere inildikçe basıncın azalması. Amma da olur. Ben bu kadar dil boşuna mı döktüm? Azalmaz. Tam da tersine diyor. Artması. Azalmaz, artar arkadaşlar. İndikçe hani kulakların falan büzüşür, şey yapar. Hatta yutkun derler değil mi? Kulaklarındaki basıncı almak için. 1-3 diyoruz arkadaşlar. 17'ye de E dedik. 18'i çağıralım arkadaşlar. 18 sahnedeki yerini alıyor. Geldi. Şekildeki dalga leğeninde belirli bir yükseklikte su vardır. Noktasal dalga kaymak noktasal. O cetvel sorusundan farklı. Kaynağı belirli periyotta dalga leğenindeki suya batarak dersel oluşturmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Dalga leğenine su eklenirse dairesel dalgalar dalga leğenin kenarına daha erken varır. Arkadaşlar su ekledim, ne yaptım? Derinliği arttırdım. Derinlik artınca ne artıyordu? Hızım neydi? Lambda çarpı F'ti. Noktasal dalga kaynağı ile ilgili herhangi bir değişikliğim yok. Frekansım sabit. Sabitse suyu arttırırsam ne artar arkadaşlar? Dalga boyum artar. Dolayısıyla benim hızım da artar. Suyun hızı artarsa daha erken çarpar. Doğrudur. Dalga leğeninden bir miktar su alınırsa aldım. Almam ne demek arkadaşlar? Daha sığ oldu. Daha sığda ne olur? V eşittir lambda çarpı F'ten. Hızım ve dalga boyum düşer arkadaşlar. Daha derinde daha yüksek dalga boyun olur. Daha sığda daha düşük dalga boyların olur. Alanınızda oluşan su dalgalarının dalga boyu artar demiş. Tam tersi azalır arkadaşlar. Bizimle değilsin. Noktasal dalga kaynağının dalga leğenindeki suya batırma miktarı azaltılırsa. Bak şimdi frekansla oynuyor. Azaltmış bunu, frekansı azaltıyor yani. Azaltılırsa oluşan dairesel dalganın hızı azalır. Arkadaşlar bu hızla alakası yok. Çünkü neden? Dalgaların hızı neye bağlıydı? Ortama bağlıydı.
katı cisimlerde ortama, sulu ortamlarda da derinliğe bağlı arkadaşlar. Derinliğim değişmediği için dalgaların hızı, dalga boyu değişmez. Hop hop. Yalnız bir diyoruz o zaman. Geldim 19'a. 19'da gene çok temel bir konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Anahtar özdeş lambalar kurulmuştur. Teşekkür ediyorum. Hepsinde de özdeş lambalar güzel. Buna göre anahtarlar aynı anda kapatıldığında löp 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 olaylardan hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar bakıyorum. X lambası Y lambasına göre daha önce söner. Neden önce söner bir bakalım. Aynı R eş var bak. Hepsi de aynı. R eşlerin aynı. R eş, R eş, R eş. Hepsinde de aynı eş değer direncin var. Lambaların değil mi? Güzel. Yani devreden talep ettikleri akımlar şeye göre değişecek. Arkadaşlar sen burada bak paralel bağlamışsın. V kadar V kadar. Şeyin ne kadar? Eş değer voltajın 2V kadar seri bağladın. Burada nasıl bağlamışsın? Paralel bağlamışsın. V kadar V kadar. V eşin ne kadar? V kadar arkadaşım. Burada nasıl bağlamışsın? Eyvah eyvah. Bir artı eksi artı. Artı eksi bağlamışsın. V eşin ne kadar? Sıfır arkadaşlar. Çünkü hiçbir voltaj sağlayamazsın. Eşdeğer bunlar voltajlar. Pillerin sıfır olur. Çünkü ters bağlamış arkadaşı. Burada hiçbir şey olmaz ki zaten şıklardan var. Bak hemen onu da yapalım. Z lambası yanmaz demiş. Doğrudur, yanmaz. Bir potansiyel fark oluşturamazsın. Burada potansiyel farklar var. Arkadaşlar burada da V eşittir I çarpı R'den. R'ler aynı. 2V olduğu için senin akımın artar. Daha çok akım talep ettiği için arkadaşım senin X lamban daha erken söner arkadaşlar. Daha çok akım talep ediyorsun seri bağlandığı için. Paralel bağlı olduğu için bu arkadaşlardan devreden akımları bölüşür bunlar değil mi? Akımları bölüştükleri için ömürleri daha uzun olur. Seri bağladığında aynı pilleri ömrün az olur. Paralel bağladığında da ömrün çok olur arkadaşlar. Hepinizin ömrü hayırlı ve uzun olsun. Şekil 2'deki piller üzerinden geçen akım en az olur. İşte aynı sebepten akım az olduğu için sevgili arkadaşlar ömrü de çok olur. Hani ağır yaşam, yavaş yani çok hızlı yaşamlar, çok hızlı yemek yemeler bu yüzden sakıncalıdır. Hocam yemek elektrik devresinden yemeğe nasıl geçtin? İşte geçiyoruz. Biraz yavaş yaşamak lazım. Evet 1, 2, 3 diyoruz arkadaşlar. Bunun en temel sebebi de V eşittir IR. Çok akım talep edersen, birinci soruda da söyledim. Çok akım talep edersen pilin ömrü azalır. 1, 2, 3, E dedik. Geldik 20'ye. 20'de de bir gazete köşelerinden soru gibi arkadaşlar. Bunu küçümsemek için değil, güzel olduğu için söylüyorum. Mantık sorularıdır, güzeldir bunlar. Diyor ki hangisinin düzlem aynadaki görüntüsü kelimeyle aynı şekilde görünür? Arkadaşlar K yine K gibi, E tarak tarak gibi, K K. Bak İ'yi şöyle görürsün. K'yi de böyle neredeyse kekik oluyormuş. Umut'un hiç umudu yok çünkü U tam... Olay ne biliyor musun? Bak şuradan katlamış gibi alacaksın. Simetriğini alacaksın. Hop M böyle olur. U gene böyle. Aman U benim kafamda karıştı. Böyle olur. T de şu şekilde olur. Aman Allah'ım. U böyle gözükür. T de sevgili arkadaşlar böyle gözükür. Hiç olmadı. Baba. Aa baba baya baya benzeyecekmiş. Ama A işi bozuyor arkadaşlar işte. A şu şekilde yer alır. Nevri döner. Hoca da A, H tuttu, C tuttu, A, C de tuttu ama A işi bozdu arkadaşlar. Ama bebek gayet güzel, bebek gibi. Bak B, B aynı, K'yi de gördüm aynı. Bu da zaten E. Ama şuna dikkat et. Bak şuradaki çubuk, şuradaki çubuktur. Tamam mı? Çünkü katladığında olur. Şu nokta bu noktadır. Burada değişen sadece budur ama görüntü aynısı olur arkadaşlar. Buna da E dedim. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.